Birazdan bağlantı noktalarımıza gideceğiz değerli izleyenler. Galatasaray Çaykur Rizespor mücadelesinin başlamasına yalnızca bir saat kaldı ve 11'lerde netleşti. Birazdan Emre Kaplan'a bağlanıp detayları kendisinden alacağız. Aynı şekilde derbi var malum, pazar günü bekliyoruz. Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi öncesi takımlardaki son gelişmeleri, son detayları yine muhabir arkadaşlarımızla konuşacağız değerli izleyenler. Şimdi tabii ki öncelikle gündemimizde Galatasaray Rizespor maçı olacak. 11'ler netleşti dedik. Emre Kaplan'a gideceğiz. Sercan Dikme ve Ahmet Selim Kul da bizleri bekleyen isimler, ama gelin önce bir Türk Telekom stadyumuna gidelim ve Galatasaray'ın 11'inin netleştiğini söylemiştik. Hemen sözü Emre Kaplan'a bırakalım. Teşekkürler Ezgi. Biz de Türk Telekom Stadyumu'ndan mutlu akşamlar, yayınlar dilerim. Senin de söylediğin gibi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Kalede Muslera var. Savunmanın sağında Yedlin, solda Saracchi. Stoper ikilisi de Markalu, İndama. Orta sahada Etebo, Jetson, Emre Kılınç, Emre Akbaba ve ileride de Mustafa Muhammed, Radamel Falcao 11 ile Galatasaray'ın sahada olacağını söyleyelim. Mehmet Özcan'la birlikteyiz. Karşılaşma öncesinde hem 11'i hem buradaki son durumu değerlendireceğiz kendisiyle birlikte. 11'de herhalde zaten Emre Akbaba ya da Feghouli, bu konuda bir soru işaretimiz vardı. Onun dışında beklenen kadro gibi gözüküyor. Yani şimdi kalan haftalarda Hatay deplasmanı, içerideki Trabzon, Beşiktaş maçları, fikstürü daha zor maçlar var Galatasaray'ın. Yani çift forvet Emir, uzun zamandır takip ediyoruz Galatasaray'ı. Zorluk seviyesi yüksek maçlarda biraz risk. Ki Tudor'un neredeyse Galatasaray kariyeri bitmişti. Gomis Teren derdi oku bir oynatıp 5-7 Başakşehir maçı vardı. Ama tabii Fatih Hoca'nın bu tercih denemesinin sebebi şu an elinde iki tane formda oyuncu olması. Falcao ve Mustafa Muhammed. Artı Onyekur'un düşen performansı. Ve bir de bir gerçek var. Onyekur sonradan oyuna girdiği maçlarda sadece Gaziantep ve geçen haftaki Kayseri'deki skor katkısı değil, Kasımpaşa maçı da oyunun son 30 dakikasında süre alıp penaltıyı kazandırıp galibiyeti getirmişti. Bu anlamda kulübede çok ciddi hamle şansları var Fatih Hoca'nın. Feghouli, Babel, aynı şekilde Onyekuru. Başlangıç 11'de karşı takım, yani sonuçta Rize Spor'da hücumcu 11'ini şu an bakamadım ama geçen hafta gayet hücum ağırlıklı bir kadroya çıkmıştı Bülent Hoca. Ben açıkçası Galatasaray galibiyeti bekliyorum ama şimdi sen de farkındasın, yağmur, yağış zemini nasıl etkiler bunu görmek gerek. Çünkü zemine haftalardır yama yapılıyor. Ana hedef aslında milli aradan sonraki Karagümrük maçı. Hatay maçı 3 Nisan'sa herhalde 10 Nisan aralığında oynanacak o maç. O maça zeminin daha iyi olacağı söylendi. Şimdi ne olursa olsun zemin yine problem çıkartacak. Artı Taylan yok. Taylan'ın eksikliği önemli. Sonuçta Etebo evet iş yapıyor ama Taylan başka seviye bir oyuncu top tekniğiyle. Artı Luyendama'nın Markan'ın olduğu maçlarda bir de Etebo. Biraz Luyendama Etebo'nun topla ilişkisi bu anlamda Galatasaray için handikap, ama ben her şeye rağmen pazar günkü derbiyi de düşünerek Galatasaray'ın bugün sürprize izin vermeyeceğini düşünüyorum. O hakkını bence Sivasspor maçında kullandı. Emre Akbaba, Feghouli dedik. Burada geçen hafta Kayseri'de konuşurken hep şunu duyduk. Emre Akbaba'nın antrenman performansının çok iyi olduğunu söylediler Florya'dakiler, ki aslında biraz da sürpriz. Bizim için de sürpriz, çünkü fiziksel anlamda sakatlıklardan sonra geriye giden bir oyuncu. Maç performansını görüyoruz. Belki o Florya'da yansıttıklarını sahaya yansıtamıyor ama Fatih Hoca herhalde Emre Akbaba'nın bu antrenman performansını bir kere daha ödüllendirmek istedi, bir kez daha görmek istedi gibi ben düşünüyorum, katılırım. Ama milli ara sonrası, öncesi de ben bunun son şansı olduğunu düşünüyorum Emre. Bugün de Emre Akbaba skor katkısı yapamaz, etkili performans gösteremezse milli ara dönüşü bu kadroda Arda, Feghouli ciddi opsiyonlar olacak orta saha için. Artı tek forvet üzerinde geçebilir Fatih Hoca. Onyekuru'ya yer açabilir. Emre Akbaba konusuna gelirsek de kolay değil. İki ciddi sakatlık yaşadı. Ama Fatih Hoca'nın geçmişte de bu tarz var. Israrla oyuncuya verdiği formalar ve karşılığını alması. Bu bir anlamda hoca ısrar ediyor. Artık Emre'nin de bir reaksiyon vermesi gerek. Feghouli de Kayseri'de son 20 dakika çok iyi iş yaptı. Feghouli'nin de ben bugün açıkçası süresinin artmasını bekliyorum. Artık milli ara sonrası da Feghouli 11'deki yerini alır. Aslında Fatih Hoca geçmişte özellikle çok fazla rakibi düşünerek ya da maç planı düşünerek sistem strateji değiştirmiyordu ama bu sene bunun örneğini gördük. Yakın zamanda Alanya'da gördük. Sen de az önce söyledin aslında kalan haftalarda tek forvete yeniden dönebilir diye. Burada Falcao mu, Mustafa Muhammed mi öncelikli tercih olur ya da bu tercih neye göre belirlenebilir, bunu da sormak istiyorum. Hocanın tercihi Falcao olur. Benim tercihimi sorarsan ben Mustafa Muhammed derim. Gençliği, mücadeleci yapısı, ama şu an Falcao çok iyi. Falcao ile ilgili İzleyiciye şu bilgiyi verelim Emre. Ben bunun istihbarat çalışmasını yaptım yani. Falcao neden bu kadar iyi diye iki maçtır. Sadece gol değil, goller dışında da Falcao ciddi. Sivas maçı mesela çok kritik bir frikik kazandırdı. Feghouli değerlendiremedi.
Oyuncu ilk kez Galatasaray'a geldiğinden beri ağrı hissetmiyor Emre. Bu çok önemli. Geçen sene oynadığı periyotlarda da maçlardan sonra ama fizyoterapi ama masaj sürekli ağrılarla boğuşan bir Falcao vardı. Ama bu son Madrid'deki bir aylık tedavisi İstanbul'a gelir gelmez hocaya söyledi artık ağrı hissetmiyorum, oynamak istiyorum. Hatta Fatih Hoca muhtemelen Türk Telekom stadının zemini problem olmasa Falcao'yu daha da önce kullanmaya başlayabilirdi. Biraz da zeminin düşünerek Falcao'yu Erzurum maçı ile birlikte önce Erzurum maçı 10 dakika, Ankara Gücü maçı 45 dakika ve nihayetinde ilk 11. Şu an çok iyi. Dediğim gibi benim tercihimi sorarsan ben Mustafa Muhammed'in tek forvete uygun olduğunu düşünüyorum ama Fatih Hoca'nın ilk tercihinin şu aşamada Falcao olacağını düşünüyorum. Bu arada zeminden bahsettin. İlk 11'e yeniden dönecek olursak Feghouli tercihinde acaba zemin etkili olabilir mi? Sadece Emre Akbaba'nın performansıyla değerlendiremeyiz herhalde. Doğru. Feghouli çünkü özellikle Sivas maçı ayak kırıklığıydı. Daha 1,5 aylık bir ara verdi ki sezonun ilk yarısı sakatlık yaşadı Feghouli ki 3 günde bir Covid süreci, bunları dikkate alırsak oyunculara da çok yüklenmemek gerek. Bu anlamda temkinli yaklaşmasında fayda var. Feghouli final haftaları için çok önemli oyuncu Galatasaray'da. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Bugün sadece Emre Akbaba değil, bence Gelson Fernandes için de çok önemli bir maç. Emre yani Gelson Fernandes 6 maçta ilk 11'de gol asist katkısı yok. Oyuncunun Galatasaray tercihinin sebebi düzenli 11 oynama fırsatıydı ama milli ara sonrası Taylan Feghouli Emre Kılınçlı bir düzende görebiliriz ki ligin ilk yarısındaki Rize'deki maçta Taylan Feghouli Emre oynayıp Galatasaray 4-0 kazanmıştı. Gelson'un, Emre Akbaba'nın artı çift forvet düzenin bence bugün son provası yapılacak. Bugünkü sonuç belirleyici olacak kalan haftalar için ama açıkçası net Galatasaray galibiyeti bekliyorum, onu söyleyeyim. Ben de şunu eklemek istiyorum. Bugün doğum gününün olduğu bilgisini aldık. Doğum gününü kutlamak istiyoruz. Aslında bir sürpriz de hazırlamıştık ama yağmurdan dolayı mumları yakamadık. Çok hoşuna gitmediğini de biliyorum aslında bu tip şeylerin ama yağmurdan dolayı mumları yakamadık. Coşkun Çelik bu bilgiyi bizle paylaştı. Onu da yayında anmadan olmaz. Teşekkür ediyorum. Dünya Beşiktaşlar gününü kutluyorum. Ben bir Galatasaraylıyım ama buradan Beşiktaşlara selam olsun diyorum. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ben de çok teşekkür ederim. Mutlu yıllar dileyelim. Mehmet Özcan'ın doğum gününü kutladık. Bu arada Galatasaray Kulübü'nün de bugün bir inceliği, güzel bir düşüncesi vardı. Geçtiğimiz günlerde bilindiği üzere Rasim Öztekin, büyük bir Galatasaraylı, büyük bir sanatçı, hayatını kaybetmişti. Bugün stadyumda küçük bir organizasyon gerçekleşti. Maçları izlediği kombinesinin bulunduğu koltuğa bir fotoğrafı, ki yine maç izlerken çekilmiş bir fotoğrafı yerleştirildi. O esnada kızı Pelin Öztekin de hazır bulunmuştu. Zaten kulüp resmi hesaplardan bu anın fotoğraflarını paylaştı. Biz de Galatasaray Kulübü'ne bu güzel düşünceden, bu güzel jestten dolayı teşekkür edelim. Maçın başlamasına artık kısa bir zaman kaldı. Takımlar sahada ısınma hareketlerini gerçekleştiriyor. Biz de buradaki gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor olacağız diyelim. Sözü size bırakalım. Evet, Emre Kaplan'a aktardıkları, Mehmet Özcan'a da yorumları için teşekkür edip Mehmet Özcan'a tabii ki mutlu yıllar dileyelim biz de değerli izleyenler. Ve şimdi ana habere derbi öncesi gelişmelerle devam edelim. Derbinin ev sahibi Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hafta sonu derbi de var. Derbiyle de ilgili görüşlerinizi paylaşın. Sayın Cengiz'in bir açıklaması bugün vardı. Sayın Başkanım, Mustafa Cengiz'in bir açıklaması vardı. Dost kulüpleri, iki takım da üzülmesin dedi. Dostça geçsin dedi. Siz de söylemek istersiniz. Valla benim de temennim iki takım üzülmesin ama Galatasaray, Fenerbahçe üzülmesin.